Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Oğlak Burcu erkeklerini Ekim ayı enerjilerine bakacağız. Bakalım Ekim ayında enerjiniz hangi durumda olacak? Neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecek kartlarımız. Onları yorumlayacağım. Bu sefer bir oyuncu değişikliği yaptık. Bu destemizi kullanacağım. Melekler Tarotu destesi yerine umarım memnun kalırsınız ve evrenden, sistemden en doğru bilgileri almak adına niyet ediyorum ve dilerseniz haydi gelin hemen kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, haydi bakalım başlayalım. Tutkulu, kendinden emin, karizmatik, huzursuz, hemen harekete geçmeyi gerektiren olaylar, içgüdülerinize güvenin, odaklanın. Tutkulu bir ilişki dedi, sizlere bu şekilde geldi. Eşsizlik dedi Osho. Kehanet kartları su elementini verdi. Elementin getirdiği etki şunlar: duygusal bağ kurma, edilgen ve sezgisel, empat, destekçi duyguların dürtüsüyle hareket etme, aşırı hassasiyet, alınganlık, duygusal kararsızlıklar dedi. Doğanın ruhu bataklığın ruhunu verdi. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. Bu sırada bir kedinin miyavlaması. Ay çok güldüm şu an. Tam konsantre olmuştum. Mars gezegeni geldi. Mücadele, hırs, öfke, savaşmak. Bize izin verirse kedicik. Yoğun tutku, cinsellik, libido artışı ve eril enerji. Bir erkeğe eril enerji gelmesi iyidir. Ben her zaman seviyorum. Bir de bir üzüntü geldi. Umarım çabuk geçer. Şimdi bakalım diğer kartlarda neler çıkıyormuş. Evet, şimdi aslında bir kısmı iyi çıktı, bir kısmı kötü çıktı. Şimdi kötü çıktı derken şunu söylemek istiyorum. Şurada bir yalan kartı geldi. Bir de hüzün kartı ve üzüntü kartıyla birlikte geldi. Şimdi bakın şöyle alt alta koyarsak daha düzgün bir şekilde duracaklardır. Siz de daha iyi görürsünüz. Şöyle yapalım kartları. Evet, şimdi kendinden emin olacağınız, yani biraz böyle tutkularınızla
Hemen böyle harekete geçmek isteyen yapınızla birlikte bir karar vermek isteyeceksiniz. Bir ortaklık kararı olabilir, bir harekete geçme. Bir yolculuk var sevgili arkadaşlar. Sizin yapacağınız, yapmakta olduğunuz veyahut da yapmaya niyetlendiğiniz Eylül ayından beri aklınızda bu olabilir. Ama belki de harekete geçmekle alakalıdır sadece karar vermekle ama şimdi bir şeyleri çok böyle muhakeme ediyorsunuz. Bakın şefkatli bağlantılarla birlikte geldi. İkili ilişkilerinizde aslında bir şeyleri çok muhakeme ediyorsunuz. Çok düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz, bir plan yapıyorsunuz, birilerine danışıyorsunuz. Su elementiyle birlikte gelmesi duygusal bağ kurma. Bakın şefkatli bağlantılar ve duygusal bağ kurmayla alakalı birilerine danışıyorsunuz aslında. Bir çevreniz var. En az 3 kişi olduğunuz bir topluluk gösteriyor burada. Bu sizin iş arkadaşınız olabilir, okul arkadaşınız olabilir, mahalleden arkadaşınız olabilir, ailenizden birileri olabilir, mahalleden birileri olabilir, akrabalarınızdan biri olabilir. Eğer ki bunlar da değilse bir ilişki koçu, bir aile danışmanı, bunlara da danışıyor olabilirsiniz, bir psikolog bile olabilir. Çünkü burada iyi bir karar kritiği yapmak vardır. Yani burada bir fikir alışverişi yapmak vardır ve karşınızdaki insanların da hani böyle daha size göre profesyonel olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ya da size düzgün bilgi verecek, düzgün akıl verecek insanlar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi bir yalan meselesinden dolayı bataklığa batmış vaziyettesiniz bakın. Bir yalan hatası yapılmış burada ve bataklığın sebebi de buymuş. Yani bataklığın ruhunun gelmesindeki mana buymuş sevgili arkadaşlar. Dürüst olmayan bazı durumlar, başkasını veya kendini kandırmak. Başkasını kandırmış olabilir misiniz acaba? Bunu da yaparken çok başarılı olmuşsunuz yalnız. Şimdi Oğlak Burcu zeki olduğu için, burada da bir tilki olduğu için Oğlak Burcu'nun zekasına çok uyuyor bence. Başarılı bir yalan söylenmiş ama bataklığa batmışsınız olarak görünüyor. Bu Ekim ayında da böyle bu şekilde devam edecek. Enerjiniz Mars gezegeniyle birlikte çok yüksek. Çok yüksek bir enerjiniz var aslında. Ve sahip olduğunuz her şeye kavuşmak istiyorsunuz. Daha öncesinden sahip olduğunuz olabilir. Çünkü burada kavuşmak diyor. Demek ki daha önce varmış ve siz kaybetmişsiniz bazı şeyleri. Para olur, aşk olur, ilişkiler olur, eğitim olur, statü olur, her şey olabilir. Fakat beni burada birazcık düşündüren bir şey oldu. Bakın üzüntü, hüzün ve dönüş. Şimdi enerjiniz bu kadar yüksekken, bu kadar böyle hani mücadele içerisinde, hırs içinde, savaşmaya hazır, işte eril enerjiniz de tam böyle yerine gelmişken, yalnız bir şeyler tekrardan dönüş kartıyla maalesef hüzün ve üzüntüye dönüşecek olarak görünüyor. Şimdi bu neden? Ben şimdi şuraya bir kart koymak istiyorum. Çünkü aslında güzel geldi açılım. Evet, yeni başlangıçlar yapamıyorsunuz diye bütün bu üzüntü, sıkıntı, keder bundan dolayıymış. Hüzün de bundan dolayıymış. Bakın yeni başlangıçlar kart. Bunu yapamadınız çünkü başa döndünüz olarak görünüyor. Neden? Aslında tılsım dokuzlusu geldi. Güzel. Neden? Neden bunu yapamayacaksınız? Bakın burada hep bayanlar çıktı. Hayatınızdaki bayanlardan sebep olabilir. Onlar sizi tutuyor olabilirler. Burada bir anne enerjisi. Burada yine imparatoriçede bir anne enerjisi vardır. Burada yine minik imparatoriçe derim ben tılsım dokuzlusuna. Burada bir hafiften bir imparatoriçe enerjisi. Sürekli böyle bir dişil enerji çıktı. Gördünüz mü? Yani siz de görüyorsunuz zaten. Hayatınızdaki bir veya birden fazla kadınların sizi tuttuğunu görüyorum. Ama niye tutsunlar ki? Buradaki kadınlar iyi çıkıyor. Ha, şimdi bakın tutukluk enerjisi burada çıktı. Şeytan, kılıç kraliçesi. Sizin karar vermenizde, ikilemde kalmanızda çok büyük rol oynuyorlarmış ne yazık ki. Gerçekten tutukluymuşsunuz yani hani tutuluyormuşsunuz. Böyle bir tutukluk enerjisi var. Çünkü bakın şeytanda bu vardır. Bir de kılıç kraliçesi geldi. Bu da engeli temsil eder. Bir engeliniz var sizin. Nedir bu bakalım buna?
Fikir çatışmaları. Evet. Özellikle de kendinizi, bakın yine bir bayan geldi. Bayanlarla çok ilgili olabilirsiniz bu aralar. Etrafınızda çok bayan olabilir. Bayan akrabanız çok olabilir. Nereye baksanız bayan görüyor olabilirsiniz. Biraz komik oldu ama şimdi neyse. Şuraya dönelim. Burada fikir çatışması yaşadığınız bir kadın var. Aslında fikirlerinizin arasına bile giriyor. Aile kurmaktan bakın kendinizi sürekli geri çekiyorsunuz. Buradaki erkek yatıyor görüyorsunuz. Şuradaki bölümde de anne ve çocuk var. Yani burada ya kendi aileniz var, eşiniz ve çocuklarınızdan kendinizi geriye çekiyorsunuz. Bu kadınların yüzünden ve araya giren bu kadının yüzünden. Ya da aile kurmanıza engel olunuyor. Bir ilişki yaşamanız işte bakın çocuklu olmanızı da engelliyorlar olabilir. Burada eli kolu uzun, böyle ayakları uzun bir kadın, böyle boyu uzun bir kadın söz konusu. Ve Koç Aslan Yay burcu da olabilir bu insan. Ekstradan. Peki, merak ettim. Ne olacak bu işin sonu? Aa, evet. Şimdi kısa bir ara, ezandan sonra tekrar görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, burada en son ne yazık ki bir maddi sıkıntı içerisine gireceğiniz ve bir bayanın da sorumluluğunu alacağınız olarak görünüyor. Şimdi burada çok farklı değişik hikayeler çıkabilir tabii ki de kendi hikayenize göre almanız gerekiyor. Herkesin hayat hikayesi farklı. Ben burada anlatıyorum ama burada kendinize uyanı alacaksınız. Peki bu durumdan kurtulabilir misiniz acaba? Bir bekleme enerjisindesiniz. Bir konu hakkında oyalanıyor veyahut da oyalandırılıyor olabilirsiniz. Yani biri sizi oyalıyor olabilir. Bu harekete geçmeniz icap edecek. Yani bekleme enerjisinden çıkıp hareket etme enerjisine geçmeniz gerekecek. Bir taşınma da söz konusu olabilir. Minik bir kısmınız için. Emeklerinizin karşılığını almakta zorlanıyorsunuz siz sevgili izleyenler. Evet. Hadi bakalım sorularımıza geçelim o zaman. Bir işi olmayan, hiçbir geliri olmayan Oğlak Burcu erkeklerini güç bekliyor. Çok güzel bir güce geldiniz. Ama içten içe de bir pişmanlık enerjisi çalıştırıyorsunuz. Hayatınızın şu aşamasından hiç memnun değilsiniz olarak görünüyor. Biraz bir nazara gelme enerjisi sizde oldukça fazla. Nazar enerjisine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Yıldızlar kartının yanına yüksek enerjili bir kart gelmedi. Ne yazık ki Kupa dörtlüsü geldi. Burada pişmanlık kartı geldi. Yıldızlar sizi bazı konularda pişman halde bırakmış. Memnunsuz ifadede bırakmış. Ama güce geleceksiniz. Bu sefer böyle tersten işliyor gibi işler. Hani böyle çocukluktan beri hani ne bileyim güce gele 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 hani büyüye büyüye hani böyle olur ya. Öyle değil de şimdi büyük yaşta bunu elde edecek olabilirsiniz. Bu gücü elde edebilirsiniz. Belki de pat diye elde edeceksiniz. Yani hani böyle aşama aşama değil de güce gelmek sizin için birdenbire elde edeceğiniz bir güç de olabilir. Bir işi olanların için ise çok güzel terfiler, çok güzel maaş artışları söz konusu sevgili arkadaşlar. Güzel bir teklifle de karşılaşacaksınız. Bir ilişkisi olmayanlar için ise bu ne arkadaşlar? Maşallah. O arazi erkeğimiz de geldi. Şimdi bakın şöyle bir kombinasyon var. Şimdi ben size söyleyeyim. Şu ortadaki tılsım kralımız gelmiş mi? Gelmiş. Yani bu sizsiniz ortadaki beyefendi. Boğa, Başak ve Oğlak erkeğini temsil ediyor. Genelde bu erkek hep böyle arazi konumundadır. İlişkilerden kendisini hep çeker. İlişkileri ona göre pek değildir ama o ister ki hep böyle benim peşimden gelsinler. Böyle bana böyle biraz ilgi göstersin tarzında bir erkeğe benziyor. Tabiri caizse biz bayanlar kız gibi erkek diye tabir ederiz bunları. Şimdi
Bu ne sevgili arkadaşlar? Bir ilişkiniz yok ama maşallah bir sürü de aklınızda insan var burada. Hangisi doğru acaba diye düşüneceksiniz. Aslında ilişkilerle alakalı farklı düşüncelere de sahipsiniz. Yani bir ilişkiniz yok ama bunların hepsi sizin bu aklınızdaki bir sürü işten kaynaklanıyor. İşten derken de hani armudun sapı, ay üzümün çöpü. Kart yine fırladı. Armudun sapı üzümün çöpü kartı gibi geldi bu bana. Çünkü burada bakın hiç umursamaz bir tavırla duruyorsunuz. Ve iletişim kartınız da geldi. Şimdi birisiyle bir iletişime gireceksiniz ama ne konuşacaksınız bakalım bu durumda ne konuşabilirsiniz? Bir ihanet konusunu konuşacak mısınız? Bir tarafta bir kişi var, diğer tarafta iki kişi var. Bu neymiş bu? Ne ihanetiymiş bu? Askıya alınan bir mevzu, bir evlilik veya eğitim veya tabii yurt dışı meselesi olabilir. Bu konuyla alakalı bir çözüm. Askıya aldığınız bir konuyla alakalı bir çözüm düşünüyor musunuz? Peki burası arkadaşlar Dallas gibi bir şey oldu. Yani nereden nereye ilişkisi olmayan için bakmaya çalışıyoruz. Burada başka bir şeyler çıktı sanki. Neyse hadi ilişkisi olana gidelim. Çok büyük sorumluluklar almışsınız. Aferin size ilişkide böyle olacaksınız. Erkek dediğim böyle olur diyorum. Daha da başka bir şey demiyorum. Aa, bakın işte evliliğe doğru gidiyorsunuz. Ne kadar güzel aldınız bu sorumlulukla. Ve bakın ne kadar iyi bir şey. Büyücü kartı geldi. İlişkisi olanlar gerçekten de şöyle bir şey düşünüyor. Sorumluluk çok almışsınız ama karşı taraftan da bir yardım bekliyor olabilirsiniz. İkinizin de emeğiyle veyahut da çabasıyla veyahut da iştirakiyle diyelim bu evliliğin gerçekleşeceği söz konusu olabilir. Tek taraflı çok alınmış gibi görünüyor sorumluluk ama siz bunu talep edeceksiniz. Hadi biraz da sen yardımcı olsan bana diyeceksiniz gibi sanki. Peki hali hazırda evli olanlar için ise eşinizden bir dayak mı yediniz arkadaşlar? Eşiniz birazcık size bu aralar sert çıkabilir. Bakalım neymiş sorun. Şöyle bir şey, duygularınızla alakalı bir ilahi adaletin tecelli etmesi. Yani size niye böyle yaptı diye şey yaptım eşiniz için de. Siz sanki evliliğinizde bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Umduğunuz gibi çıkmamış sanki bu evlilik. O yüzden de eşiniz de size kızmış. Bu da ilahi adalet olmuş. Yani sen niye bana kızıyorsun? Senin burada 3 tane kupan düşmüş olabilir. Arkandaki 2 tane dik duran kupayı görmüyor musun diyor. Yani sen ne şimdi bu evliliği dedi böyle şey yaptın. Memnun değilim dedin demiş size. Sanki biraz kızmış size eşiniz. Ekim ayında. Aman dikkat. Sakın böyle bir şey söylemeyin arkadaşlar. Hani memnun değilim işte şöyle olsaydı böyle olsaydı falan evlilik de iyi gitmiyor. Veyahut da ya işte öyle bir şey rutin bir hayat falan dediyseniz diyecekseniz daha doğrusu ona bozulacak ve sizden daha doğrusu size kızabilir eşiniz. Ekim ayında buna dikkat edin. Güzel şeyler söylemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Peki. Platonik olanlar uzaktan uzağa birini sevenler. Bakın burada bir buluşma, bir görüşme söz konusu olabilir. Buradaki burç aslan kafası olduğu için partner aslan olabilir veyahut da aslan burcundan beri yani Ağustos ayından beri bir platoniklik söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Bir görüşeceksiniz platonikle bilmiyorum. Ne olacakmış? Aslında ters geldi ama bakalım şöyle. Evet. Bir buluşma belki talep edeceksiniz ama bu kişi buluşmayacak olabilir sizinle. Çünkü dilekleriniz gerçekleşmiyor ve cimrilik enerjisine gelenildi. Evet. Peki. Ex partnerinde aklı kalanlar mesela. Hani böyle ex partnerimle buluşmak istiyorum veyahut da ex partnerimle tekrardan barışmak istiyorum. İlişkimiz devam etsin, tekrardan başlasın diyenler için ne geliyormuş? Zafer kartı geliyor. Ex partnerlerden güzel. 6. Ekim'in 6'sından itibaren çok büyük bir değişim dönüşüm sizleri bekleyecek ve siz şöyle bir şey söyleyeceksiniz. Ben artık sopayı elime alıyorum. Dizginleri elime alıyorum. Bu işi ben halledeceğim diyeceksiniz.
yeniden bir başlangıç geliyor, gelmekte olan sizin sayenizde, sizin atılımınızla olacak. O bir şey yapmaz. Ex-partnerde bir akrep burcu olabilir mi? Güneş burcu, ay burcu veyahut da yükselen burcunda bir akreplik veyahut da doğum haritasında bir akrep durumları olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu Ekim ayı birazcık böyle sizin için böyle birazcık aslında iyi de bir hüzünlenme, bir üzüntünüz olacak. Yeni başlangıçlar yapamıyor oluşunuzun verdiği üzüntüler olacak sizde. O yüzden hani bunu mümkün olduğu kadar hani böyle yine de yumuşatmaya çalışın diyeceğim. Çünkü hayatınızdaki kadınlardan dolayı eşiniz, anneniz, işte kızınız olabilir. Veyahut da ne bileyim anneanneniz, anneniz olur. İşte yine kayınvalideniz olabilir. Belki bu kadınlar yüzünden. Hani çünkü çok kadın çıktı bu ay sizde. Ki Oğlak burcunda bu kadar kadın hiç görmemiştim şimdiye kadar. Genelde hep Balık burcuna çıkar. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kasım ayı yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.